Excel'de bazen kopyalama işlemleri gerçekleştiririz ama bu kopyalama işlemleri için bazen farklı hücrelere başvurmamız gerekiyor. Şöyle düşünün. Aynı sayfada ya da farklı bir sayfada bir veri aralığınız var. Bu veri aralığındaki tüm ürünleri başka bir hücre aralığına aktaracaksınız. Ve bu aktarmadan kastım da tabii ki kopyalayacaksınız. Ancak bunlar birbiriyle bağlı olsun istiyorsunuz. Yani siz buradaki veriyi değiştirdiğinizde, örnek B4 hücresindeki veriyi değiştirdiğinizde C4 hücresindeki veya farklı bir hücredeki değer de değişsin istiyorsunuz. Tamam. Bunun için başlangıç seviyesi bir anlatım yapalım. Genellikle Excel'i yeni kullanmaya başlayan kullanıcılar şu özelliği öğrendiklerinde bunu kullanarak başlıyorlar. Eşittir dediğimiz zaman biz Excel'de bir işlem yapmaya hazır olduğumuzu Excel'e söylüyorduk hatırlarsanız. Ve gelip C4 hücresinde B4 hücresini referans alarak işlem yaptığımızda ise ne yapıyordu? Buradaki değeri alıp buraya kopyalıyordu. Tamam. Bu çok temel bir bilgi. Bundan sonrası için aşağı doğru şöyle bir hücreleri çoğaltalım ve görüyoruz. Hikmet yine burada çoğaldı. Emre çoğaldı. Ama şuradan itibaren şunlar hariç şuradan itibaren bakın aşağı doğru sıfır değerleri çoğaldı. Şimdi ben bu değeri istediğim kadar aşağı çekebilirim değil mi? Bu veri aralığını istediğim kadar aşağı çekme sebebim nedir? Gelip bakın şöyle yukarı doğru şuradan çıkalım. Evet. Nedir bunun asıl sebebi? Şudur. Ben buraya gelip mesela yeni bir isim girdiğimde, Kemal girdiğimde buradaki değer ne yapsın? Gelsin buraya kopyalansın. İstediğim bu. Veya ben burada bir değişiklik yapmak istediğimde mesela Kemal'i sildim, Nazım yazdım. Burada değişiklik olsun istiyor. Biliyorsunuz bu şekilde çoğaltabiliyorduk ürünleri. Daha doğrusu kopyalayabiliyorduk isimleri. Peki burada sıfır değerleri var. Bu değerler bazı kullanıcıları çok fazla rahatsız edebiliyor. Çoğunlukla arkadaşlarımız zaten bunu çok amatörce bir yöntem olarak görüyor. Oysa ki bunu gidermenin çok basit bir yolu var. Nedir? Şu sütunu seçin arkadaşlar. Ardından Ctrl 1 ile hücreleri biçimlendirme panelini açın. Sonrasında burada isteğe uyarlanmış bölümü var. Burada sizde 4. sırada olmadığını bilmiyorum ama ben de 4. sırada çıkıyor. Genel 0. Burada yine 0'ın farklı bir varyantı var. Bu varyanttan sonra 4. sırada diyezli 0'ımız mevcut. İşte bunu ufak bir değişiklikle istediğimiz hale dönüştüreceğiz. Amacımız ne? Buradaki sıfırları yok etmek. Yok etmek derken görüntüsünü engellemek tabii ki. Şimdi burada geçmeden önce şunu da göstereyim size. Şimdi buradaki sıfırları arkadaşlarımız göstermek istemedikleri için ve belki de bir sonrasını düşünmedikleri için öyle diyelim. Ne yapıyorlar? Bu sıfırları seçiyorlar. Ardından gelip buradan biçimini değil de rengini değiştirerek bu işi çözmeye çalışıyorlar. Şimdi bu şekilde çözmeye çalıştıklarında ne yazık ki ortaya çok istenen bir görüntü çıkmıyor. Neden? Gelip burada mesela veri yazıyorsunuz. Bakın burada bir veri değeriniz var aslında ama şu anda göremiyorsunuz bu değeri çünkü bu beyaz karakterle yazılmış. Bundan dolayı bir sorun oluşturuyor. İşte bu tür sorunların önüne nasıl geçiliyor Excel'de? Bir yöntemimiz var tabii. Ctrl Z ile iki defa yaptığım işlemi geri aldım. Bunun da işte yolu dediğim gibi aralığı seçebilirsiniz. Sütunu ya da satırı seçebilirsiniz. Artık sizin inisiyatifiniz. Ctrl 1 yani CTRL 1 ile hücreleri biçimlendir panelini açıyorsunuz. Sonra isteğe uyarlanmış diyeceksiniz. Gelip 4. sıradaki bu diyezli sıfırı buraya seçeceksiniz önce. Sonra gelip arkadaşlar bunu ufak bir modifikasyonla düzeltiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buraya bir tane noktalı virgül koyuyorsunuz. Şimdi bu şu demek. Burada bir sıfır değeri varsa sen bunu al cebine koy. Tamam. Şimdi eksi dedikten sonra eksi demeden önce tabii şunu bir türü ne yapalım? Ctrl C ile kopyalayalım. Sonra gelelim sonuna. Bir aralık bırakmayın. Eksi koyun başına. Ardından Ctrl V ile bu değeri yapıştırın buraya. Ve yine ne yapacaksınız? Noktalı virgülle bunu kapatacaksınız. Kapalıymış zaten. Peki. Şu örnek kısmını görüyorsunuzdur. Hiçbir şey burada gözükmemekte şu anda. Burayı aldığı için böyle. Yani ilk satırı burada görmekti. Bundan dolayı hiçbir şey görünmüyor. Ama bunu sıfırda denediğinizde, sadece sıfırların olduğu bir alanda denediğinizde ilk önce örnek kısmında sıfır çıkacaktır. Siz bu işlemi yaptıktan sonra bu değer kaybolacaktır. Tamam. Buradan tamamı seçtiğiniz zaman buradaki sıfırlar kaybolur. Ama dikkat ederseniz burada formül çubuğumuzda B11 hücresi gözükmekte. Yani burada şunu anlıyoruz. Eğer bu seçili alanda sıfır varsa Excel bunu göstermiyor. Yazdığınız bu ufak formül diyelim. Aslında formül diyemeyiz. Daha ziyade bir hücre biçimlendirme tree diyelim. Bunu Excel bu şekilde algılıyor. Siz buraya gelip mesela Harun yazarsanız ne yapacaktır? Harun değeri burada çoğalacaktır. Veya biz yine Ahmet yazalım. Ahmet yazdık. Bakın Ahmet değeri burada
kopyalanmış oldu. Peki. Bu şöyle bir şey de size sağlayacaktır. Bu alanda artık istediğiniz gibi ne yapabiliyorsunuz? Hücre biçimlendirme işlemleri de yapabiliyorsunuz. Hücre biçimlendirme yapabileceğiniz gibi koşullu biçimlendirme de yapabilirsiniz. Buradaki sıfırlar artık size bir engel teşkil etmeyecektir. Sonraki videoda farklı bir konuyla yine birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.